Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, mecliste açıklamalarda bulundu. Enginyurt, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun suikasta kurban gittiğini ve olayın araştırılıp suçluların cezalandırılmasını istedi. Adına kaza denilen ama sevenleri tarafından kaza olmadığı inancı en yüksek derecede hepimizde beynimize nakşetmiş olan rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu abimizin sözde kaza denilen bu rahmete ulaşmasına sebep olan Elim olayla ilgili olarak Ülküde Birlik Derneği Genel Başkanı Necati Bey ve Genel Merkez yöneticileri Türkiye genelinde bir imza kampanyası başlattılar. Talep şudur: kamu vicdanında ve bizim gözümüzde tüm deliller ile gelişmeler ışığında görülen odur ki Muhsin Yazıcıoğlu olayı bir helikopter kazası değildir. Bir suikasttır. Vahşice planlanmış bir cinayettir. Türk milliyetçilerinin idolü, büyük dava adamı Muhsin Yazıcıoğlu'nu resmen katletmişlerdi. Bizim gözümüzde şehit olan ve her zaman gözümüzde, yüreğimizde sevgisi sönmeyecek olan Muhsin abimiz maalesef 25 Mart 2009 yılında bir suikaste kurban gitmiştir. İşte bunun için yol arkadaşları, sevenleri, ona inananlar diyorlar ki bu acı sönmeyecek, bu ateş dinmeyecek. Yüreklerimizi yakan bu suikast 13 yıl geçmesine rağmen zerre miktar gönlümüzdeki ateşi söndürmedi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere yetkililerine çağrıda bulunuyorlar. 80 bin imza ile çağrıda bulunuyorlar ve diyorlar ki şehit Muhsin Yazıcıoğlu'na suikast yeniden araştırılsın. FETÖ'cü tezgah yeniden ortaya konulsun. Bu bir cinayettir. Bu bir suikasttir. Bu cinayet, bu suikast yeniden tarafsız, bağımsız, adil hakimler ve savcılar ve İçişleri Bakanlığı tarafından yeniden araştırılmalıdır. Bunun için 80 bin imza topladılar. Bu imzayı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na takdim edeceğiz. Sayın Meclis Başkanı'nın milletvekili olması hasebiyle Büyük Birlik Partisi Genel Başkanlığı yapan Muhsin Yazıcıoğlu'nun bize göre cinayet olan, bize göre suikast olan bu eylemin araştırılmasında öncülük yapmasını Ülküde Birlik Derneği adına biz de talep ediyoruz. Ve bunun takipçisi olacağız. Çünkü yeni çıkan deliller, yeni çıkan ifadeler ışığında artık bunun bir suikast olduğu netleşmiştir. Yalancı tanıklar, gizli tanıklar, pazarlıklar, tuzaklar hepsi ortaya dökülmüştür. Biz rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun suikastinin araştırılmasını Ülküde Birlik Derneği olarak ve Türkiye'deki Muhsin Yazıcıoğlu'nun sevenleri adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, İçişleri Bakanı'ndan talep ediyoruz. Bu cinayeti aydınlatın diyoruz. Bu cinayetle birlikte bütün faili meçhul cinayetler ortaya çıksın diyoruz. Ülkenin İçişleri Bakanı diyor ki Türkiye'de benim milletimin, benim insanlarımın tek birinin başına bir iş gelirse hesabını sorarım diyor Süleyman Soylu. İşte sana tarihi bir fırsat. Muhsin Yazıcıoğlu şehit edilmiş, suikaste uğramıştır. Madem bu kadar iddialı konuşuyorsan, şehit Muhsin Yazıcıoğlu'yla ilgili Ülküde Birlik Derneği'nin başvurusunu, imzalarını dikkate alın ve bu cinayeti ortaya çıkarın diyorum. Ülküde Birlik Derneği adına bütün basın mensuplarına teşekkür ediyorum. Muhsin Yazıcıoğlu sevenlerinin gönlü rahat olsun, huzur içinde olsun.
bu işin sonuna kadar Ülküde Birlik Derneği ile birlikte takipçisi olacağız diyor. Hepinize teşekkür ediyorum.